Sayın seyirciler, iki haberimizde de izledik. Son dönemde dijital yatırım platformları ne kadar güvenli sorusu sıkça dillendiriliyor. Sanal dolandırıcılığa karşı ne yapmalı konuyu iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kerem Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar efendim. Teşekkürler. Hocam daha çok kısa zaman önce konuştuk bu Twitch üzerinden dolandırıcılık meselesini. Ama bitmek bilmiyor. Vatandaşımız da maalesef kandırılmaya çok açık gibi. Yine sizden rica edeceğiz. Olanı biteni bir toparlar mısınız? Neler söylersiniz bizi izleyenlere? Şöyle söyleyelim. Önce isterseniz Twitch dolandırıcılığından bahsedelim. Lütfen. Ne olduğunu bir hatırlayalım. Ondan sonra bugün neler yaşandı onu ifade edelim. Şimdi biliyorsunuz Kerem Bey, artık son dönemlerde dijital dünyanın gelişim göstermesiyle birlikte sanal dolandırıcılık ve ne yazık ki hırsızlık bu mecralara kaymaya başladı. Twitch'te aslında insanların e-spor oynadıkları bir platform. E-spor videolarını paylaştıkları, bunun dışında YouTube'daki videolara yorum yapabildikleri bir mecra olarak karşımıza çıkıyor ve bunlar bağış sistemi üzerinden çalışıyor. Yani siz bir yayıncıyı destekleyebilmek adına ne yapıyorsunuz? Burada o yayıncıların karşılığında MTA olarak aldığınız, işte Türk lirasına ya da dolara aldığınız, oradaki o değerleri bit dediğimiz o değerleri onlara yatırıyorsunuz. Daha sonra yayıncılar da bu bitleri tekrardan Türk lirasına çevirebilme ya da dolara çevirebilme imkanına sahip oluyorlardı. Hatırlayacak olursak sizde yaklaşık 1-2 ay önce yaptığımız yayında bunun detaylarını aktarmıştık. Evet. Bu işlem nasıl gerçekleşiyordu? Hatırlayacak olursak size biz işte şu kadar para vereceğiz, şu kadar işte dediğim gibi bağış yapacağız diyorlardı sanal dolandırıcılar. Ve daha sonra kişilerin işte dediğim gibi çalmış oldukları kredi kartlarından buralara önce para aktarımı sağlıyorlardı. Yani bit alarak, örnek vereyim, her bir bitin bir değeri var. TL cinsinden, dolar cinsinden bir değeri vardı. Ve daha sonra siz bunları aldıktan sonra yayıncıya gönderiyordunuz. Yayıncı da size kripto paralar üzerinden geri iadesini yapıyordu. Neden? Çünkü kripto paralar üzerinden merkeziyetsiz yapının olması, anonim olması, yani doğrudan hesabın kimden kime aktarıldığının ortadan kalkması ve böylelikle aslında insanların kredi kartlarının bu şekilde kara para olarak aklanmasına ve kripto para üzerinden ödenerek, örnek verelim, ben size 10 bin dolar ödüyorum, siz bana 10 bin doların, örnek verelim, 8 bin dolarını geri veriyorsunuz, 2 bin dolar size kalmış oluyordu. İşte 150 yayıncı bu noktaya karışmıştı, bu işe karışmıştı ve Kerem Bey yaklaşık olarak 10 milyon doların bu sistem aracılığıyla aklandığı ifade ediyordu. Bugün emniyet güçleri, siber suçlarla mücadele daire başkanlığı dediğim gibi 11 farklı ilde bir soruşturma başlatmış ve bu soruşturmanın neticesinde gözaltılar meydana geldi. 40 kişinin gözaltına alındığı, 4 kişinin ise hala arandığı ortaya çıkmıştı. Ve bu mecralarda daha çok çocuklar, gençlerin zaman geçirdiğini, ailelerinin, annelerinin, babalarının kredi kartları üzerinden dediğim gibi buralara para yatırdıklarını ifade edecek olursak aslında suçun ne kadar büyük noktada olduğu ve çocukların, masum çocukların bu şekilde dediğim gibi farklı noktalarda dolandırıldığını, hatta bunun dışında kredi kartları, çalınan kredi kartları üzerinden çok küçük derecelerle paralar çekildi ki Kerem Bey, evet, doğrudan telefonunuza mesaj gelmesin. Dolayısıyla ay sonunda insanlar kredilerine, kredi kartlarının ekstrelerine baktıklarında aslında meselenin ne kadar büyük bir mesele olduğunu görmüş oldular efendim. Dolayısıyla evet, kredi kartı kullanıyoruz, hepimiz kullanıyoruz. Şimdi kullanmıyor değiliz ama hakikaten bu 3 boyutlu güvenlik özelliği olmayan sitelere bu kart bilgilerini girmek, sitelerdeki kart bilgilerini hatırlat demek doğru değil. Çünkü dediğim gibi oradan sürekli olarak sizin hesabınızı ele geçiren birisi de, örnek vereyim, X bir yemek sitesinde eğer hesabınızdaki kart takılıysa doğrudan ve unutmadıysa sistem, doğrudan o kart üzerinden sizin hesabınızı ele geçiren herkes aslında oradan sipariş de verebilir, kripto para da alabilir. Çok dikkatli olmak lazım Kerem Bey. Bu dönemde hakikaten sanal ortamdaki suçlar çok artmaya başladı. Değerli TGRT Haber izleyicilerinin son derece dikkatli olması gerekiyor. Zira çok farklı yöntemler denemeye başlıyorlar. Çok farklı dolandırıcılıklar başlıyor. Az önce haberde de izledik. Çok farklı saadet zincirlerinin de yine aynı yolla ne yazık ki vatandaşları mağdur ettiğini. Ali Murat Hocam, tam da onu soracaktım. Buna dijital ponzi demek mümkün müdür? Az önceki haberimizde enteresan bir şey kurmuşlar. Yani dijital dünyadaki suç dünyası da çok değişik bir kafa. Onların kafaları da değişik çalışıyor ve insanlar da bu tuzaklara düşüyorlar. Şimdi bir mağdurun beyanını okumak isterim. Mali müşavir olan bir hanımefendi öyle bir anlattılar ki ikna oldum diyor. 600 bin lira kredi çekip gidip yatırmış.
Yani bir insan ne ile ikna olabilir? Ne söylersiniz? Yani şimdi bir insan diyelim ki kripto para işini merak ediyor. Paradan para kazanmak istiyor. Önce neye dikkat edecek? Her taraf reklam dolu. Bugün televizyonlarda kripto para reklamları var artık. Çok haklısınız. Şimdi Kerem Bey, onunla ilgili de geçtiğimiz hafta kripto para yasasıyla ilgili dediğim gibi SFK noktasında da çok ciddi atımların atıldığını ifade edebilmek mümkün. Ama hala hukuki bir zeminin olmadığını söyleyebilmek mümkün. Piramit sistemidir aslında bunlar. Şöyle yapıyorlar en başta. Size cazip kılan, zaten bu dolandırıcılık WhatsApp üzerinden gerçekleştirildi. İşte diyor ki yılbaşından önce atıyorum 500 lira, 500 dolar koyarsanız size 300 dolar ekstradan bonus ya da prim verecek. Bu zamanda kim kime ücretsiz bir şekilde para veriyor? Burada şöyle söylüyorlar, işte biz bunu yatırımlarda kullanacağız diyorlar. Kerem Bey, işin cazip olması, cazip kılınmasının altında şu yatıyor. Size 500 dolar yatırdıktan sonra o anda hakikaten 200 dolar, 300 dolarlık bir para akışı sağlanıyor. Siz bu paranın geldiğini görünce inanıyorsunuz ve ikna oluyorsunuz. Yani evet, gerçekten burada bir para akışı söz konusu. Yani bana gerçekten bu insanlar yatırıyor, bu insanlar güvenlidir deniyor. Ama daha sonra sizlerden daha fazla insanın bu saadet zincirine katlanması isteniyor. Çünkü diyorlar ki 10 kişiyi getirdiğinde bu 300 dolar 3000 dolar olacak. İşte 20 bin kişiyi getirdiğinde örnek verelim bu 300 dolar 30 bin dolar olacak. Tabii Kerem Bey, şimdi bu zincirlerin en büyük sorunu şudur. Zincir bir yerden sonra altı tabanı işlev göremez hale gelmeye başlar. Üsttekiler evet, kazanır. Alttakiler altta ezilmeye başlar. Dolayısıyla siz alttan başka insan getiremeyeceğiniz zaman ister istemez bu zincirin patladığını görüyorsunuz. Burada da insanların kolay yoldan para kazanma hırslarının çok ciddi oranda artış gösterdiğini söylüyoruz. İşte maalesef, bu network marketing dediğimiz ya da işte sizin belirttiğiniz gibi o saadet zincirleri, işte biz yatırımlar yapıyoruz. Borsalar da aynısıdır. Bakın dikkat edin, son haberde yine izledik. Yine bir kripto para borsasının artık parayı geri veremediği, yani işte yatırımcılara işte yarın ödeyeceğiz, öteki gün ödeyeceğiz dediklerini görüyor. Sanki bir farklı bir TODEX skandalıyla karşı karşıyayız gibi geliyor Kerem Bey. Dolayısıyla insanların buralara yatırım yapmadan önce iki kere düşünmeleri ve kripto para yasasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından geçmedikten sonra asla buralara para yatırmamalarını ben öneriyorum. İşte Metaverse dediğimiz sanal araziler, arsalar hakikaten çok, geçtiğimiz hafta da onu yine TGRT Haber'de konuştuk. Bunlar gerçekten evet, çok güzel. Geleceğin ekonomisi dijitale kaymış durumda. Ama Kerem Bey, şöyle bir şey var. Bill Gates bugün tarım arazilerini geliyor, Türkiye'den alıyor, dünyanın farklı noktalarını alıyor. Bizler de girip Metaverse evreninden sanal arsalar alıyoruz. Yarının diyorlar en büyük sorunu kıtlık olacak. İnsanlar meyve sebze bulamayacak ve meyve sebzenin çok daha yüksek meblağlarla satılacağı söyleniyor. O yüzden sanki biraz mantığımızı burada ikinci plana attık. Dijital dünyaya biraz hızlı girdik gibi geliyor Türkiye kaçış olarak. Kaçış dünyası oluyor sanki hocam. Dijital dünyaya kaçmaya meyli var insanların. Gerçek hayattan kaçıyorlar. Kerem Bey, dijital afyon olarak ben değerlendiriyorum. Bilmiyorum siz katılır mısınız ama sanki biraz o noktaya kaymaya başladık. Real hayattan kopmaya başladık. Arkadaşlıkla ilişkilerimizi burada kurmaya başladık. Belki insanoğlu için tehlike çanları çalıyor diye düşünüyorum ben. Hakikaten Kerem Bey, burada pandemi sürecinin de çok etkili olduğunu, insanların sanal ortama, uzaktan eğitime çok fazla kaydığını ifade edebilmek mümkün. Ama bakın, her gün farklı bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kalıyoruz. Lütfen iki kere düşünün. Yani bir yere para yatırmadan önce bunun altında ne var? Yani bugün kripto para alırken bile white paper'ı dediğimiz, yani işte o şirketin arkasında kim var, yatırımlar nasıl bize fayda sağlayacak? Kerem Bey, kripto dünyası şu değil ya da yatırım, dijital yatırım dünyası şu değil. İşte ben bir param var, geleyim bütün varımı yoğumu, evimi işte dediğim gibi haczettireyim. İşte efendim geleyim bankadan kredi çekeyim, işte şu parayı yatırayım, metaverse coinler alayım. Böyle bir dünya yok. Borsada böyle bir dünya var mı? İnişleri çıkışları çok yoğun şekilde takip etmemiz gerekiyor. Dijital ekonomi de aynı bu şekle sahip. Dolayısıyla evet, bakmamız gerekir, takip etmemiz gerekir. Yani sadece oyun için oynayabileceğimiz bir mecra değil. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Ve kolay yoldan para kripto paralarla da, dijital mecralarla da kazanılmıyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü sizin dediğiniz gibi reklamlar çıktı, sanal ortamda içerikleri görüyoruz. Lütfen ama lütfen Kerem Bey, aileleri, yuvası dağıtan ve daha sonra adliyelere, savcılıklara, Cumhuriyet savcılıklarına koşan insanları gördükçe aslında çok ciddi oranda yatırım yapmanın aslında sıkıntılı olduğu, yasal bir müeyyide olmadıktan sonra buralara varını yoğunu satıp insanların para yatırmasını ben bir akademisyen olarak doğru bulmuyorum efendim. Doçent Doktor Halim Murat Kırık, çok teşekkürler katkınız için. Ben teşekkür ediyorum Kerem Bey, iyi yayınlar efendim. Teşekkür ederim.